Selamun aleyküm, gönlü güzel dostlarım. Aris Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler, güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına Sardunya kızlarımla çıktım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar, bakın. Bu Sardunya çiçekleri benim çok fazla boy veren şu sardunya türünden değil. Mesela ben bu sardunyayı 2 ay önce ektim ama şu an dostlarım tomurcukta değil ama çok fazla boy veriyor. Bu sardunyalar biraz bodur tür sardunyalar olduğu için sürekli aktif halde açan, yani kürüne, suyuna, güneşine dikkat ettikçe tabii ki sürekli aktif halde açan ama çok fazla boy vermeyen türden. Çünkü benim bu yaklaşık bu sardunyalarımda 8-9 aylık var. Yani şu an aslında çok böyle dalanıp budaklanması gerekiyordu. Ama dediğim gibi bodur sardunya olduğu için güzel dostlarım çok fazla dallanma, budaklanma olmuyor. Ama bakın her tarafı şu pembe sardunya, bakın her tarafı tomurcuk içinde arkadaşlar, bakın. Şöyle odaklamak istiyorum sizlere. Bakın harika gözüküyor değil mi? Bakın tomurcukları. Kırmızı sardunyam bu sefer çok güzel açtı arkadaşlar. Bakın kocaman kocaman. Yani bir çiçeği şu an gerçekten çok büyük. Burada da aynı şekilde tomurcukları var. Benim bu kızlarım yaprakların parlaklığını, canlılığını görüyorsunuz. Burada da tekraren tomurcuk var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar minik minik tekraren yapraklar geliyor. Aynı şekilde beyaz sardunyam da öyle. Buradaki sardunyam da arkadaşlar, bak normal sardunya, hani bakın bunun yaprağıyla, bakın bunun yaprağının şu yaprağını göstermek istiyorum. Alttaki ceylan gözü. Çünkü ben tutmaz diye aynı saksının içine 2 tane çiçek ekmiştim. Biri ceylan gözü, biri sardunya. Bakın yaprak farklılığını göreceksiniz. Biri daha dalgalı koyu yeşil sardunya. Biri daha açık yaprakları. Buna göre daha fazla büyük. Daha açmadı. İnşallah nasip olur. Açarsa sizlere de gösteririm. Şu alt kısımda da dostlarım ceylan gözüm var. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Yani bir saksıda 2 çiçek. Yani ben bu ceylan gözünü ektiğimde arkadaşlar şu kadar bir şeydi. Ceylan gözü de çok arsız bir çiçektir. Zaten ceylan gözünün şu an açmasını beklemiyorum. Çünkü ceylan gözü sürekli aktif halde sardunya gibi açmaz. Belirli zamanlar olur ve o zaman açar sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar, sardunyalarımızı budadık. Sakslarını değiştirdik. Artık saksı değişimi zamanı sonlanmış bulunmaktadır. Eğer saksı değişimi yapmadıysanız arkadaşlar, çiçeklerin şuradaki boğaz kısmı var ya, muhakkak yani toprak eklemenizi tavsiye ederim. Toprakla boğazlarını doldurun. Yani bu boğaz doldurma işlemi illaki şey olacak değil arkadaşlar. Burada 1 litre suyum var. 1 litre suyum için arkadaşlar tezgahımda da su var. Bu suyun sebebi sakslarımı suladığım için oldu. 1 litre suyumun içine 2 tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. Dostlarım şöyle iyice karıştırıyorum. Bakın bu yoğurt ilave ediyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu ben çiçeklerime, saksılarıma vereceğim. Çünkü kaymaksız yoğurt olursa daha iyi olur. Ev yoğurdu olursa daha iyi olur. Protein açısından arkadaşlar. Çünkü çiçeklerimize bu yoğurdun çok ama çok faydası var, yoğurt suyunun. Çünkü çiçek canlandırmada çiçeklerine hastalıkların giderilmesini çok ama çok güzel önlüyor. Sizler de yapabilirsiniz. İlla yoğurt olması şart değil. 1 litre suyun içine yarım çay bardağı süt de koyabilirsiniz. Seyreltebilirsiniz. Şu an beklememin sebebi, size konuşuyorum. Şu tortuların dibine çökmesini bekliyorum. Tortuların dibine çöktükten sonra üst tarafından birer çay bardağı gelecek şekilde vereceğim. Süt de kullanabilirsiniz. Süt yoksa süt tozu da olabilir ama yani genel tercihim yoğurtla süt kullanmanız arkadaşlar. Şöyle altına bakın çöktü. Şöyle birer çay bardağı gelecek şekilde
yoğurt suyunu bütün çiçeklerim saksılarına veriyorum. Sizlere de böyle verin. Bu yoğurt arkadaşlar çiçekleri canlandırdığı gibi, bakın tabanlı kalacak yani yoğurdun arkadaşlar. Canlandırdığı gibi yaprakların daha canlı, daha güzel görünüm olmasını sağlıyor. Daha parlak, çiçeğinin daha büyük olmasını sağlıyor. Şekil A'da görüldüğü gibi D vitamini uyguladık. Proteinini yaptık çiçeklerimizin ve kışa şöyle topraklarımızı, saksılarını değiştirdik veyahut da boğazlarını doldurduk. Bomba gibi hazırlanıyoruz inşallah. Bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz, bilgi almak isterseniz bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ederek vedalaşıyorum dostlarım. Saygıyla, sevgiyle kalın. Çiçekli günler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bu boğaz doldurma işlemini dostlarım illa yani saksı değişimi zamanında değil. Toprağının ne zaman saksıdan eksildiğini hissederseniz o zaman doldurabilirsiniz. Çünkü boğaz doldurma işlemi önemli. Saksılarda boğazını doldurmazsanız toprak iyice çöktükçe köklerinde sallanma olur. Ve bu sallanmadan sonra çabuk çiçekler hastalanır ve hoş bir görüntü olmaz. Peki ben bugün çiçeklerime ne vereceğim? Arkadaşlar protein işlemi yapacağım. Peki bu protein işlemi nedir? Nasıl yapılır? Ve ben bu protein işlemini çiçeklerime niçin yapacağım? Ondan bahsedeceğim. Bakın dostlarım şöyle elimde bir yoğurdum var. Yanlış duymadınız. Yoğurt bakın dibinde kalmış bir yoğurt. Yoğurt. Ben bunu şöyle 1 litre suyun içine ekran bulanıklaştı ama